Yeniden merhaba sevgili AS TV izleyenleri. Yerel Yönetimler Programı devam ediyor. Program konuğumuz AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Refik Özen. Programın birinci bölümünde Suriye başlık olmak üzere birçok konuyu ele aldık. İkinci bölümün de konu başlıkları önemli ve sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın açılışında Sayın Refik Özen'in sadece AK Parti Bursa Milletvekili değil, Milli Savunma Komisyonu Başkan Vekili, ayrıca Tıbbi Aromatik Bitkileri Araştırma Komisyonu Sözcüsü olduğunu da belirtmiştik. Tıbbi aromatik bitkiler konusu dünyanın son yıllardaki en popüler şeylerinden biri, konularından biri. Nedenine gelince, dediğimiz bu bitkiler kimyadan ilaç sanayiye, gıdaya birçok alanda dünyada en çok rağbet gören. Çünkü insanların bir doğaya dönüş arzusu, doğayla tekrar yeniden tanışma arzusu nedeniyle geniş bir piyasa oluşuyor. Türkiye'de bu konuda dünyanın en zengin endemik bitkilerine sahip olduğu için önemli bir ülke. Fakat maalesef istediğimiz anlamda, arzu edilen ve potansiyeli yansıtacak anlamda bir ihracat ve üretim gerçekleştiremiyoruz. İşte bu amaçla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tıbbi ve aromatik bitkileri araştırılması, sorunlarının tespiti ve çözüm önerileriyle ilgili bir komisyon kuruldu. Sayın Özen de bu komisyonun sözcüsüydü. Çok ciddi çalışmalar yaptılar. Ben köşe yazarımını takip edenler bilirler. Türkiye'nin birçok bölgesini gezdiler, incelemelerde bulundular, uzmanları dinlediler mecliste ve netice itibariyle bir rapor hazırlandı ve en sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'la da görüşüldü. Çünkü onun da bu konudaki ilgili hassasiyetleri biliniyor. Efendim soralım, tıbbi aromatik bitkiler komisyonun çalışmalarını tamamladı. Sanırım raporun büyük bir bölümü de bitti. Neler yaptı efendim komisyon? Sizin bir hedefiniz vardı, yıllık 5 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmek. Bahsettiğiniz gibi tıbbi aromatik bitkiler o anlamda dünyada yaklaşık 115 milyar dolarlık bir pazarı olan ve hem kozmetik alanında, gıda alanında, tıp alanında, ilaç eczacılık alanında oldukça fazla talep görülen ve doğal tedavi yöntemlerine ilginin arttığı bu süreçte oldukça önemli olan ve bizim de potansiyelimizin oldukça fazla olduğu alanlardan bir tanesi. Tabii bu konuyla alakalı yaşanan sıkıntıların çözümü ve potansiyelimizin arttırılmasıyla alakalı mecliste grubu olan bütün partilerin ortaklaşa kurduğu bir komisyondu. Ve 8 Mayıs 2019'da çalışmalarımıza başlamıştık. AK Parti'den 6, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 3, MHP, İYİ Parti ve HDP'den birer milletvekili olduğu 12 milletvekilinden oluşan ve 14 uzmanın yer aldığı bir komisyondu. Ve komisyon olarak sizin de ifade ettiğiniz gibi 250'den fazla bu alanda gerek üretici, pazarlama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren tecrübe sahibi, uzman, akademisyen arkadaşımızı dinleme fırsatımız oldu. Diğer taraftan sahada Çorum, Balıkesir, Konya, Karaman, Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa gibi İllerimizde de sahada bizzat giderek, bizzat giderek yerinde incelemelerde bulunduk. Ve Türkiye dünyadaki 7 fito coğrafya bölgesinin 3'ünün özelliğini taşıyor. Bu çok önemli bir aslında özellik, bir kazanım. Akdeniz, Avrupa, Sibirya ve İran, Turan fito coğrafya bölgelerinin özelliklerini taşıyor. Ve ülkemizde yaklaşık 12 bin bitki çeşidinin 3600'ü endemik. Dolayısıyla bu alanda bizim çok daha fazla pay almamız gerekiyor ve 2023 hedefimiz de sizin de ifade ettiğiniz gibi 5 milyar dolar seviyesine çıkartmak. O anlamda da tabii hem üretim, hem işlenmesi, hem pazarlanması noktasında maalesef istenen neticeye gelebilmiş değiliz. Evet. Şu anda Türkiye bu alanda ucuz ham madde tedarikçisi konumunda olan bir ülke. Bizim bu elde ettiğimiz ürünleri katma değeri yüksek ürünler haline getirerek dünyaya satıp ve bu noktadaki pazar payımızı arttırma arzumuz var. Ama bu konuyla alakalı tabii Tarım Bakanlığı devrede, Sağlık Bakanlığı devrede, Ticaret Bakanlığı devrede. Dolayısıyla bu üç bakanlığın devrede olduğu bir alanda kurumlar arasında da maalesef yasal mevzuatlar anlamında yaşanan sıkıntılar da vardı. Dolayısıyla bu komisyonun en önemli çalışma neticelerinden biri de bu yaşanan mevzuatlar anlamındaki sıkıntıların da giderilmesi. O çerçevede üretim pazarlanması, işlenmesinde yapılması gereken teşvikler, yasal değişiklikler neler olmalı?
Onları inceleme, değerlendirme fırsatımız oldu. Ve raporu tamamladık. Aslında raporu önümüzdeki günlerde muhtemelen mecliste açıklayacaktık ama komisyon başkanımız Antalya Milletvekilimiz Sayın İbrahim Aydın bir trafik kazası geçirmişti yaklaşık bundan 3 hafta önce. İnşallah iyileşme trendinde. Dolayısıyla bunu da hem meclisimize sunarak hem kamuoyuyla da aslında bir basın toplantısıyla kısmen açıklamıştık. Ve buna paralel yasal değişikliklerle bu konunun önünün açılması ve hızlı bir ilerlemeyle bu hedeflediğimiz rakamlara ulaşmayı arzu ediyoruz. Bu tabii kırsal kalkınma açısından da çok önemli bu çalışma. Kesinlikle göçün önlenmesi. Göçün önüne geçilmesi hatta terse göçün sağlanabilmesini de arzu ediyoruz. Tabii biz bu çalışmaları yaparken Bursa'nın da bu anlamda bu pazardan pay almasını arzu ediyoruz. O çerçevede biz geçtiğimiz günlerde Orman Bölge Müdürümüzle, Tarım İl Müdürümüzle ve bu konuyla alakalı olan kurum müdürlerimizle, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörümüz, öğretim görevlilerimizle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirmiştik. Bursa özellikle Defne'de ve Ihlamur'da oldukça iyi durumda. Ve hatta Karacabey'de yine özel bir şirketin kurduğu, başta Defne olmak üzere bu alandaki ürünlerin işlenebileceği önemli bir tesisinde inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. Tabii dünyaya baktığımızda bu alanda lider ülkeler, işte Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Çin ve Hindistan yer alıyor. Bizim ülke olarak ihracattaki en önemli bitkilerimiz kekik, defne, kimyon, haşhaş, çay, anason, ada çayı, mahlep, kırmızı biber ve bitkisel çaylar. Tabii bu ürün gamını da aslında genişletmemiz mümkün. Dolayısıyla o çerçevede de yapacağımız çalışmalarla bunu da arttırmayı hedefliyoruz. İnşallah istediğimiz neticeyi elde edeceğimizi düşünüyorum. Avrupa'da 150 milyondan fazla insan geleneksel tedavi yöntemlerinden faydalanıyor. Bu önemli. 150 milyon çok büyük bir rakam. Almanya'da yılda 10 milyar avro geleneksel tedavi yöntemlerine harcanıyor. Hatta Almanya'da tıbbi aromatik bitkilerden oluşan eczanelerde satışı. Marketlerin bir bölümünü de buna ayırmışlar. Evet. Herbal diye şeyleri dolayısıyla var. Dolayısıyla o anlamda da buna yönelik ülkemizde de buna benzer çalışmaların olması gerektiğine inanıyoruz. İnşallah bu komisyon çalışmasıyla bu anlamda da bence önemli bir kazanımlar. Bir de bu koordinasyon eksikliğinin giderilmesi amacıyla tıpkı başka şeylerde enerji piyasası falan bir üst kurul oluşturulması ve sorunların çözümü aslında evet. En önemli unsurlardan biri de bu. Keşmek işte bu kurumlar arasında yaşanan sıkıntıları çözmekteki en önemli faktörün olduğuna inanıyoruz. Ve önerilerimiz arasında da bir üst kurulla burada yaşanan sıkıntıların ve tek elden bir koordinasyonun işin ciddi manada kolaylaşması sağlayacağını düşünüyoruz. Önerilerimizden bir tanesi de bu olacak. Teşekkür ederim efendim. Biraz Bursa'ya gelelim. Seyircilerimiz, biz Bursa'da yayın yapan televizyonuz. Şimdi Bursa'da eğitim ve sağlık yatırımları ana başlığı altında size birkaç tane spesifik sorum olacak. Birincisi Bursa'da bu hastaneler konusunda hakikaten ciddi bir atılım yapıldı. Şu anda yeni hastanesi olmayan Bursa'nın ilçesi yok. Bütün hastaneler yenilendi. Fakat şimdi Bursa'da Ali Osman Sönmez, Sayın Celal Sönmez'in babasının adına merhum yaptırmak istediği hastane inşaatı durmuş durumda. Hem bir onu soracağım. İkincisi yine izleyicilerimizin merak ettiği bizim memleket hastanesi, daha doğrusu Bursalıların arasında biz Muradiye deriz. Muradiye evet. Hastanesi. Konusundaki gelişmeler nelerdir efendim? İki spesifik konuyu sorayım. Elbette. Ben. Sizin de ifade ettiğiniz gibi gerçekten Bursa'da sağlık alanında muazzam bir dönüşümü gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. İlçelerimizdeki hemen hemen bütün hastaneleri yeniledik. Evet. Olmayan ilçelerimizde de hastaneler kurduk ki geçen yıl Yenişehir Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Evet. Kestel Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Ama en önemlisi şehir hastanesinin açılışını evet. Gerçekleştirdik. Gerçekten Türkiye'deki örnek projelerden bir tanesi oldu. Ve şu anki memnuniyet oranları da oldukça üst düzeyde. Dolayısıyla bu anlamda halkımızın sağlık hizmetlerinden çok daha üst düzeyde yararlanması noktasındaki girişimlerimize devam ediyor. O çerçevede sizin ifade ettiğiniz Ali Osman Sönmez Hastanesi ile ilgili
firmanın, ihaleyi alan firmanın özellikle 2018'in ikinci yarısından sonra yaşanan finansal, ekonomik anlamdaki daralmadan kaynaklı projeden vazgeçmesi ve ihaleden çekilmesinden... Öyle bir yasal hak verildi onlara, evet, bir cayma hakkı. O maliyetlerin evet, artmasından kaynaklı öyle bir hak tanımıştık müteahhitlere. O da bu hakkını kullandı ve maalesef biraz bizim açımızdan zaman kaybına yol açtı. Ama özellikle Sağlık Bakanlığımızdaki girişimlerimizle ikinci ihalenin gerçekleşmesi çok yakın bir zamanda inşallah gerçekleşecek. Ve oradaki inşaat süreci hızlı bir şekilde devam edecek. Evet. Orada aslında kısmen projede ufak tefek değişiklikler de yapmış oluyoruz ve yatak sayısını da arttırıyoruz. Evet. Yaklaşık 1200 yatak sayısını çıkartıyoruz. O anlamda da projeyi bence, biraz daha mı genişletiyoruz? Biraz daha genişletiyoruz. Daha fonksiyonel hale getiriyoruz ve yatak sayısını da arttırıyoruz. 1255. Bir bakıma hayra vesile olmuş, evet, oldu. Öbür taraftan Devlet Hastanesi, Muradiye Devlet Hastanesi ile de alakalı maalesef birçok spekülasyon, gerçek dışı konular gündeme getirildi. Ama geldiğimiz noktada da orada depreme dayanıksız olan tarafları yıkıldıktan sonra tarihi bölümünde korunarak yaklaşık 400 yataklı bir hastane olarak inşallah onu yine Bursa'mıza kazandırmış olacağız. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı ve Bakan Yardımcısıyla da bir görüşmeleriniz olmuştu. Onun hızlandırılması konusunda. Herhalde ihalesi onun da önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. O da gerçekleşecek. Çok uzun zaman almayacak. Onu da inşallah bu sene içerisinde ihaleye çıkmasını arzu ediyoruz. Ki yaptığımız görüşmelerde de bu neticeyi alacağımıza ben inanıyorum. Yani şunu halkımızın bilmesini istiyorum. Bursa milletvekilleri olarak Bursa ile ilgili olan meselelerde tam duyarlı olduğumuzu, evet, ve o çerçevede de Ankara ayağında başta iki değerli bakanımız var. Efkan, evet, Bey, Hakan Bey. Onlarla birlikte diğer milletvekilleri arkadaşlar olarak Ankara ayağında yapılması ne gerekiyorsa yaptığımızı, gerekli girişimlerde bulunduğumuzu ben o konuda hakkınızı teslim etmek isterim. Şöyle ben oraya bir parantez açayım. Bir bakıyorum. Yani bir gün Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı'nı, bir gün Turizm Bakanı'nı, bir gün Milli Eğitim Bakanı'nı, bir gün Sağlık Bakanı'nı Bursa ekibi olarak o birlikteliği görmek de güzel bir şey. Yani Bursa adına bir girişiminiz, bir çabanız ve işi takip ettiğinizi görüyoruz ve gerçekten o konuda da hakkınızı teslim etmek gerektiğine inanıyorum ben. Tek ses olabilmenin güzelliğini, evet, yaşıyoruz. Dolayısıyla burada aynı konuya odaklanarak neticeyi elde etmek açıkçası daha hızlı, evet, ve etkin bir sonucu doğuruyor. Ve bunu başardığımızı düşünüyorum. Gerçekten hem milletvekilleri arkadaşlar olarak, hem il başkanımız, hem büyükşehir belediye başkanımızla ve ilçe belediye başkanlarımızla tek ses uyumlu olabilmesi bir çok önemli. Çalışma yürütüyoruz. O anlamda hep dile getirilen Bursa'nın lobisi yok algısını da yıktığımızı düşünüyorum. Evet. O çerçevede geçenlerde Milli Eğitim Bakanı, evet, Milli Eğitim Bakanı'na gelelim. Bu deprem dolayısıyla, evet, boşaltılan 24 okulla ilgili. O konuyla da alakalı, evet, girişimlerimizi yürütüyoruz. Ulaştırma Bakanlığı'yla hızlı tren konusu var bir de. O Bursalılar onu çok merak ediyor. Bursa ile ilgili bu meselelerde halkımızın o konuda mutmain olmasını arzu ettiğimi ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla burada da istenen neticeleri inşallah alacağız. Geçtiğimiz yıl içerisinde özellikle son çeyrekte hem Çevre Şehircilik Bakanımızı hem Gençlik, evet, Spor Bakanımızı Bursa'da ağırlamıştık. Burada yaptığımız görüşmelerde Bursa adına oldukça önemli kazanımlar elde ettik. Evet. Özellikle Hanlar Bölgesi'nin etrafının açılması çok önemli. Millet Bahçesi'ni, eski stadyumun olduğu alandaki Millet Bahçesi bitti. Muhtemelen, evet, önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz. Gökdere'de yine yeni bir Millet Bahçesi'ni yine Bursa'ya kazandıracağız. TOKİ'de en fazla konut sayısını alan şehir, evet, 3000. Bursa oldu. Dolayısıyla Spor Bakanlığı noktasında tek seferde bir şehre yapılan en büyük yatırımı yine, evet, Bursa almış oldu. Özellikle Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi gerçekten başlı başına önemli bir projeydi. Onun açılışını gerçekleştirdik. O anlamda Bursa adına yapılması ne gerekiyorsa elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Muhtemelen Milli Eğitim Bakanımızla yaptığımız... Evet, görüşmeyi soracağım. 24 okulu, evet. Evet, dolayısıyla 27 okul aslında. 27 mi? Dolayısıyla bu çerçevede Sayın Milli Eğitim Bakanımızla Bursa'nın bu konudaki beklentisini
dile getirdik. O da zaten üç vekil ziyaret ettiniz. Evet, bir de Karacabey. Bursa ziyaretini de yapmıştı ama bu özellikle Elazığ depreminden bir gün önce aslında BUKU okulların, depreme dayanıksız okulların yıkım kararı verilmişti ve ne kadar isabetli aslında bir karar verdiğimizin de bir göstergesi. Burada önemli olan bunların yerine hızlı bir şekilde telafisini yapabilmek ve bu 27 okuldaki derslik sayısı 402. Evet. Yapacağımız, yerlerine yapacağımız okullarla birlikte derslik sayısını da 712'ye çıkartacağız. Neredeyse iki katı. Dolayısıyla burada da hem derslik sayısını da arttırmış olacağız. Sayın Milli Eğitim Bakanımızın da bu konuda gerek milli bütçeden gerekse de Avrupa Birliği fonundan Bursa'ya bu anlamda gereken desteği vereceğinin sözünü de aldık. İnşallah önümüzdeki günlerde bunu da gerçekleştirmiş olacağız. Ama özellikle Bursalı hayırseverlerimizin de özellikle Milli Eğitim Bakanlığı okul konusundaki bugüne kadar göstermiş olduğu desteğin devamını beklediğimizi de bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Bu 27 okul içerisinde 1-2 okulu sözünü aldığımız hayırseverimiz var. Onlara da bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Bunların sayısında artmasını arzu ediyoruz. Çünkü Bursa o potansiyele sahip. Ve geçmişte de bunu gösterdi. Bunu da başardı. İnşallah bu önümüzdeki günlerde de bu konuda ben Bursalı hayırseverlerimizin okullaşma noktasındaki desteklerin devam edeceğine de inanıyorum. Anladım efendim. Yani oradaki sorun çok önemli. Bir an önce bitmesi lazım. Çünkü çocukların bir yerden bir yere kendi mahallelerinin dışında çok zor oluyor. Bu konuda şikayetler de vardı. Doğru. Bir an önce bitmesinde fayda var. Efendim, araya sordum ama yine bir daha sorayım. Hızlı tren. Yani Bursalıların en çok, yani böyle şey garip bir sevda haline gelmiş. Yani hızlı tren olmadan sanki bir şeyimiz eksik kalıyor gibi. Bir yanımız eksik gibi sanki yani. Ya otoban yapıldı, efendime söyleyeyim, bu Yenişehir Havaalanı var. Her ne kadar rantabl olarak kullanmasak da yani adım adım o da gelişiyor. Fakat bu hızlı tren deyince sanki Bursa'nın yaraları depreşiyor gibi. Tabii AK Parti döneminde hem genel 2002'den bu yana hem de 2004 yerel belediyecilik anlamında gerçekten Bursa'ya çok büyük hizmetlere imza attık. Program önce sizinle de sohbet etmiştik. İşte Merinos Parkı'nı düşündüğümüzde, Miraflı Parkı, Batçıklar, Acemler Köprülü Kavşağı gibi hakeza taşıdık. Ve az önce bahsettiğimiz sağlık alanındaki yatırımlar. Dolayısıyla Bursa bunları fazlasıyla hak ediyor. O anlamda da halkımızın daha fazla hizmet beklentisinde açıkçası doğru buluyoruz. Biz de bu beklentilere cevap vermek için siyaseten gayret sarf ediyoruz. Bir de Bursalıların ekstra bir şeyi var. AK Parti'nin zorunluluğu var. Söyleyeyim, 31 Mart seçimlerinde sizlere verdikleri destek. En büyük şehir Bursa. 2019'un aslında tabii en önemli bence konuşulması gereken konularından bir tanesi oydu. Sağ olsunlar. Bursa halkımız bizi mahcup etmedi. Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de bize olan güvenini, desteğini ortaya koydular. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Bizler de bu güvenin gereğini yerine getirmek için çalışıyoruz. Çünkü Bursa hala muhalefetin içinde bir yara olmaya devam ediyor. Devam edecek. O çerçevede bizler de inşallah Bursa halkının bu anlamdaki beklentilerine cevap vermek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Hızlı tren tabii Bursa halkımızın, bizim de beklediğimiz, inşallah başlattığımız, bu anlamda aslında muhalefetin ufkunda, vizyonunda olan bir proje değildi. Hızlı treni de Türkiye'ye, Türkiye'yle tanıştıran AK Parti iktidarı oldu. O çerçevede de Bursa'nın bu nimetten faydalanması için başlattığımız bir proje maalesef belli sebeplerle gecikmeye uğradı. Bu bir gerçek. Bundan dolayı da Bursa halkımıza özür diliyoruz. Tabii bu kadar büyük projeleri hayata geçiren AK Parti olduğu için de bunun da bitirilmesini dolayısıyla bizden bekliyor. Bu da gayet doğal. Bizler de bu başlayan ve belli bir aşamaya gelen projenin de inşallah bitirilmesi noktasındaki çabamızı devam ettiriyoruz. Arzumuz inşallah bu dönem sonunda 2023'te test sürüşlerinin başlaması, gerek Ulaştırma Bakanlığımızla gerekse de Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantılarda her fırsatta bu hızlı treni dile getiriyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu anlamdaki sözünü
yerine getiren bir ekip olarak inşallah biz de görev süremiz dolduğunda da inşallah Bursa halkını hızlı trenle de tanıştırmış olacağız. İnşallah. Bekliyoruz. İnşallah. Şimdi efendim biraz hızlı gidelim. Programımızın az bir süremiz kaldı. Bir 10 dakikalık bir süremiz. Hemen biraz önce Twitter'dan da dediğim gibi hem şeyden beri başladı bu, ben program duyurusunu yaptığımdan beri. Gençlerin bir sorunu var. Bedelli askerlik bekliyordu. Aslında büyük bir sorun, büyük bir oranda çözülmüş oldu. Yani bunu bir kalıcı yasal hale dönüştürülmesi birçok sorunu kendiliğinden ortadan kaldırmış oldu. Ama şimdi çalışan gençlerin şöyle bir sorunu dile getiriyorlar. Bedelli askerlikte izinli sayılması ile ilgili. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında da sizin açıklamanız oldu. Onu da dile getiriyor soranlar. Mecliste görüşülecek ya da bakanlık görüşülecek. Son durum nedir efendim? Kısaca sizden alalım. Tabii biz geçen sene ordunun aslında kısmen profesyonelleşmesi evet. anlamına gelen önemli bir çalışmaya, reforma imza attık. Evet. Gençlerimizin ve bu konuyla alakalı sıkıntı duyan birçok vatandaşımızın problemini aslında hem çözmüş olduk hem de ordumuzun daha aktif, daha profesyonel olmasını sağlayacağımız bir adım atmış olduk. O çerçevede hem süreyi 6 aya indirmiş olduk. Burada arzu eden gençlerimizin bedelli son 6 ayında ücretli olmak askerliği. Üzere, maaşlı olmak üzere 12 ay yapabilme imkanı da getirdik. Ve bedelliyi de kalıcı hale getirmiş olduk. Evet. Bu bence önemli bir kazanım. Yasal bir statü kazanması böyle. Bu anlamda da gençlerimizin bize dua ettiğini, destek verdiğini, teşekkür ettiğini biliyorum. Tabii bu izin meselesi aslında normalde de askerlik sürecinde var olan, yani işle alakalı problem olarak söylenen hususun ben kısmen belli bir küçük bir kesime şeyine katılıyorum. Önceki süreçte de askere gitmek istediğiniz zaman iş hukukunda askerlik görevinden dolayı ayrıldığınızda tazminatınızı almamak şartıyla tekrar eski işinize dönebilme şansına sahiptiniz. Aslında bu süreçte de aynı şey geçerli. Dolayısıyla sadece bir senesini doldurmayan, izin hakkı olmayan gençlerimiz için belki bir problem söz konusu olabilir. Onunla alakalı bu talepler bana da sıklıkla geliyor. Ben hem grup başkan vekillerimizle hem de savunma bakan yardımcılarımızla bununla ilgili meseleyi aktardım. O çerçevede konuyu tekrar bir değerlendiriyorlar. Bununla ilgili bir yasal düzenleme ihtiyacı var ise bunun çalışmasını yapabilme ihtimali üzerinde duruyoruz. Ama tam kesin, netleşmiş bir şey var mı derseniz onun sözünü şu anda vermekten imtina ediyorum. Ama evet. böyle bir kanuni anlamda açık varsa bunun da gereğinin yapılması için ben de üzerime düşen görevi yapmaya çalışıyorum. Teşekkür ederiz efendim. İzleyicilerimizin de merak ettiği konuydu. Açıklama fırsatımız olmuş oldu. Evet, biraz da siyasetle devam edelim. Son günlerde Türkiye'nin gündemindeki en çok tartışılan konulardan biri FETÖ'nün siyasi ayağı meselesi. Nedir efendim bu FETÖ'nün siyasi ayağı? Geçtiğimiz akşam mecliste de siz gece yarılarına kadar çalışırken de herhalde yeniden gündeme geldi bu tür konular. Siz nasıl bakıyorsunuz bu konuya efendim? Yani bir hain darbe girişimi 15 Temmuz'da Türkiye'de gerçekleşti. Evet. Gerçekten terörle FETÖ denen yabancı ülkelerin oyuncağı, Türkiye üzerine plan üzerine kullandığı bir terör örgütünün gerçekten siyasi ayağı ile ilgili Refik Özen neler söyler? Nasıl buluyorsunuz bu tartışmaları? Öncelikle AK Parti olarak bu ülkenin güvenliğine kasteden her türlü terör örgütlerine karşı son derece etkin mücadele ettiğimizi değerli halkımız zaten farkında görüyor. Bu sadece FETÖ değil, PKK ile, DAEŞ ile, DHKPC ile ve FETÖ ile bu anlamda da etkin bir mücadeleyi sergiliyoruz. Burada tabii muhalefetin FETÖ ile ilgili mecliste de her konuşmaya çıkan kürsüye bu FETÖ meselesini dile getirmeden durmuyorlar. Bunu ben suni bir gündem oluşturma gayreti olarak değerlendiriyorum. Elbette FETÖ bu ülkenin kurumlarına sızarak evet. ülkeyi ele geçirmeyi kastetmiş ve en sonunda da 15 Temmuz hain darbe girişimiyle hatta işgal girişimiyle evet. bu kötü emellerini ortaya koymuş hain bir terör örgütü. Şimdi bunun günahını sadece AK Parti'ye yüklemek açıkçası
Hem haksızlık evet. hem vicdansızlık. FETÖ dediğiniz yapı AK Parti'den çok önce tohumu atılmış, 65'li 70'li yıllarda tohumu atılmış, filizlenmiş ve o süreçten bu yana hangi siyasi iktidar geldiyse onlarla irtibat içerisinde olmuş ve kendisini geliştirmek için her türlü desteği almış yapının adıdır. Şimdi bu tarihten itibaren hangi siyasi yapıyı sayarsanız bu muhalefetin bakış açısından siyasi ayak olarak onları değerlendirebilirsiniz. Bunun içerisine Süleyman Demirel'i koyabilirsiniz. Turgut Özal'ı koyabilirsiniz. Bülent Ecevit'i koyabilirsiniz. Tansu Çiller'i koyabilirsiniz. Buradaki mesele bunun terör örgütü olduğu ortaya çıktıktan sonraki aşamayı iyi değerlendirmek lazım. Evet. Bizim de hayatımızda iyi bildiğimiz, arkadaşlık kurduğumuz kimseler olabiliyor. Ama bu iyi bildiğimiz insanların çok kötü hallerinin olduğunu fark ettikten sonra biz evet. arkadaşlığımızı kesmiyor, onunla arkadaşlığımızı devam ettiriyorsak burada bir sakatlık var demek. Problem orada başlıyor demek. Problem orada. Şimdi FETÖ meselesinde de maalesef bunu biz inkar etmiyoruz. İnkar etmedik de iyi niyetle bu milletin dini duygularını, vicdanını suistimal ederek maalesef kötü emellerine alet etmiş hain bir yapıyla karşı karşıya kaldık. Evet. Biz de kullanıldık. Ancak bunun özellikle 2012 MİT kumpasından sonraki süreçte 2013 Gezi olaylarını da buna dahil edebilirsiniz. 17-25 Aralık darbe girişiminde ve 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bizim tutumumuz ne olmuş? Muhalefetin tutumu ne olmuş? Bunu iyi etüt etmek lazım. Biz bunun terör örgütü olduğu ortaya çıktıktan sonra ki süreçte özellikle 2012 MİT kumpası ve 17-25 Aralık kumpaslarından sonra bu hainlerin gerçek yüzlerinin ne olduğunu biz her fırsatta halkımıza anlattık. Ancak bunun terör örgütü olduğu ortaya çıktıktan sonra maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve yöneticilerinin bu terör örgütü mensuplarına, yayın organlarına olan ilgisinin artmış olması enteresan. Zaman Gazetesi'ne, STV'ye, Bankasya'ya desteklerini, oralara gidip yaptıkları beyanatları, mecliste yaptıkları konuşmalarını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla siyasi ayak derken bu iddiayı ortaya koyanların önce aynaya bakmaları gerekiyor. Yani bunu siyasi ayağını AK Parti olarak iddia edenlerin bu hain darbe girişimi ve terör örgütünün hayatına kastettiği lider Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Medet oldukları kimler? Başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere bu yapıyla terör örgütü olduğu ortaya çıktıktan sonra ilişkiye geçtiği kişiler. Bankasya'nın o süreçteki faaliyetlerine destek olmak için özellikle para yatıran, başta dün akşam konuşma yapan Mahmut Tanal olmak üzere birçok Cumhuriyet Halk Partili milletvekili vardı. Evet. Bunlar aleni terör örgütü mensubu belli olduktan sonra ortaya koydukları çalışmalardı. Dolayısıyla bu FETÖ meselesi hepimizin ortak mücadele etmesi gereken bir mesele ve bunun suistimal edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani o MİT tırları hadisesinde bilgileri sızdıranların bugün nerede olduklarını ve o süreçte o gazeteci kılığındaki bu hainleri kimlerin savunduğunu da biliyoruz. Hangi siyasilerin savunduğunu da iyi biliyoruz. Evet. O yüzden FETÖ ile ilgili meselede hayatını ortaya koyan ve her türlü riske alan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kadrolarıdır, Cumhur İttifakı'dır. Dolayısıyla biz bu anlamda FETÖ başta olmak üzere diğer bütün terör örgütleriyle canla başla bu ülkenin geleceği adına olan mücadelemizi devam ettiriyoruz. Halkımız bu desteği verdiği sürece de inşallah bunu köküne kadar da devam ettirmiş olacağız inşallah. Teşekkür ederim Sayın Vekilim. Ben teşekkür ederim. Şimdi yine Bursa'yla devam edelim. Önümüzdeki AK Parti'de kongre süreci ve takvimi açıklandı. Önümüzdeki günlerde bir kongre süreci yaşayacaksınız. Arkasından da genel büyük kongreye gidilecek. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? AK Parti'deki süreç nasıl işleyecek? Kongreler bizim düğün günlerimiz. O anlamda yeni bir heyecanın arifesindeyiz. Tabii biz AK Parti teşkilatlarında
aldığımız bir teşkilat terbiyesi ve geleneği var. O anlamda bir bayrak yarışı olarak gördüğümüz bu süreci inşallah tazelenerek devam ettirmiş olacağız. Tabii teşkilatlarımız gerçekten bizim kılcal damarlarımız. Ve teşkilatçılık zor bir iş. Çok. Ve bu anlamda yaklaşık 12 senesini teşkilata harcayan birisi olarak bunu ifade ediyorum. Hem il başkan yardımcılıkları hem ilçe başkanı olarak yaptığımız görevlerde birlikte çalıştığımız arkadaşlarla. O yüzden biz size hep başkanım diye hitap ediyoruz zaten. Ben de bundan mutlu oluyorum. Yani mahalle başkanlarımızın ortaya koyduğu gayretler. Çünkü gönüllülük esasına dayalı. Gerçekten hep veren tarafta olan bir yapının adıdır teşkilatçılık. Zamanınızdan, paranızdan, ailenizden vermek zorundasınız. Niçin? İnandığınız idealler uğruna, gönül verdiğiniz bir dava uğruna. O anlamda ben bu teşkilatta emek veren bütün kardeşlerime, arkadaşlarıma, abilerime yürekten teşekkür ediyorum. Birlikte görev yaptığım çok değerli büyüklerim oldu süreç içerisinde. Onlardan öğrendiğim teşkilatçılık anlamında gerçekten çok büyük dersler vardı. Ve siyasetin en büyük aslında okulu teşkilat. Teşkilat. O anlamda da siyaset yapmayı arzu eden vatandaşlarımızın, halkımızın teşkilata girmesinde ben tavsiye ediyorum. İnşallah bu ay sonunda ilçelerde başlayacak olan kongre sürecini Mart ayı itibariyle tamamlamayı hedefliyoruz. Muhtemelen ilk kongresi de Ramazan'dan sonra gerçekleştirilerek yeni bir hizmet kervanıyla AK Parti teşkilatları olarak yolumuza devam etmiş olacağız. Büyük bir değişiklik beklenmiyor değil mi Sayın Vekilim? Yani şu anda yapılan süreci genel merkezimiz, teşkilat başkanlığımız yürütüyor. Kamuoyunda da yansıdı. Şu anda 3 ilçe başkanlığımızda bir değişiklik öngörülüyor. Dolayısıyla çok büyük bir olağanüstü bir durum olmazsa muhtemel bu yapıda bir devam söz konusu olmuş olacak. Ama yönetimlerde muhtemel bir yenilenme, tazelenme olacak. Dediğimiz gibi bu bir bayrak yarışı. Dolayısıyla hem görev yapan hem yeni görev alacak olan arkadaşları ben başarılar diliyorum şimdiden. İnşallah bu AK Parti ailesini daha da genişleterek, geçmiş hafızayı da muhafaza ederek, o geçmişin tecrübesiyle geleceğin heyecanını birleştirerek tahmin ediyorum daha güzel bir yönetimlerle yolumuza devam etmiş olacağız. Teşekkür ederiz efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet sevgili Aslı izleyenleri Sayın Refik Özen'le AK Parti milletvekiliyle çok uzun bir sohbet gerçekleştirdik. Yaklaşık bir saati de aştık programımızın süresinde geçtik. Ama ilginç konulardı maalesef. Yani atlamadan edemezdik. Hem Bursa hem Türkiye geneliyle ilgili konular. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir yerel yönetimler programında daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.